Merhaba arkadaşlar, ismim Murat Bal. İdare hukuku dersini bundan sonraki aşamamızda artık tedbirler ne kadar devam ederse bu şekilde işlemeye devam edeceğiz. İlk konumuz idare fonksiyonu. İdari fonksiyon dediğimiz daha önceden anayasa dersinde gördüğümüz devletin temel organları diye nitelendirdiğimiz yasama ve yürütme ve yargı erklerinin fonksiyonlarından birini ifade ediyor. Yani üç temel erki, üç temel fonksiyonla karşılaştıracak olursak yasama fonksiyonu, yargı fonksiyonu ve yürütme fonksiyonu dediğimiz fonksiyonlar. Yürütme fonksiyonumuza çok genel olarak sırf bir başlangıç fikri vermek üzere devletin yasama fonksiyonuyla kural koyduğunu, yürütme fonksiyonuyla bu kuralları uyguladığını ve yargı fonksiyonuyla da bireyler arasında ve bireylerle kendisi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözdüğünü söyleyebiliriz. Yürütme fonksiyonu devletin yasama ve yargı fonksiyonu dışında kalan faaliyetlerini kapsar. Yürütme fonksiyonu da kendi içinde idari fonksiyon ve hükümet fonksiyonu olarak ikiye ayrılır. Yürütme fonksiyonunun idari fonksiyon olan kısmı ile hükümet fonksiyonu olan kısmını birbirinden ayırmamız gerekir. Çünkü bizi ilgilendiren kısmı idare hukukunun konusu yani hükümet fonksiyonu olmayacak. Yani idari fonksiyon dediğimiz kısmı olacak. Burada dört temel başlık adı altında idarenin hükümet fonksiyonu olarak nitelenebileceğimiz işlemlerini sayabiliriz. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanları ataması meselesi. Bunlar idarenin idari nitelikte olmayan siyasi nitelikteki işlemleri. Bu nedenle bunları idari fonksiyon değil hükümet fonksiyonu olarak nitelendiriyoruz. Yine TBMM tarafından yapılan kanunların kabul edilmesi veya veto edilmesi veya resmi gazetede yayınlanması işlemleri de yine siyasi nitelikte fonksiyon olduğu için hükümet fonksiyonu olarak nitelendirilecek ve idari fonksiyondan ayrı tutulacaktır. Yürütme organının yargı organıyla olan ilişkileri, örneğin Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açması idari fonksiyon niteliğinde değildir. Yine yürütme organının başka devletlerle olan ilişkileri idari nitelikte değil, devletlerin diplomatik faaliyeti kapsamında değerlendirilecek hükümet fonksiyonu niteliğindedir. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin incelenmesi idare hukukunun değil, uluslararası hukukun konusuna dahildir. Bu tür işlemler ve idari yargı organları tarafından denetlenemezler. Hükümet fonksiyonu olarak nitelendirdiğimiz işlemlerin çoğu aslında ya uluslararası hukukun ya da anayasa hukukun konusunu oluşturan işlemlerdir. Bizi ilgilendiren kısım ise idari fonksiyon dediğimiz kısmı. Yürütme organının fonksiyonu. Ancak yürütme organının yasama ve yargı organları ve yabancı devletler ile ilişkileri çerçevesinde yaptığı işlemler ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların atanması, azli işlemleri idari fonksiyonun kapsamı dışında kalır. İdari fonksiyon konusunda daha fazla bilgi vermeye burada gerek görmüyoruz. Zira aşağıda açıklanacağı gibi Türkiye'nin yönetim yapısı dersinin konusu fonksiyonel anlamda idare değil, organik anlamda idaredir. Fonksiyonel anlamda idare yani idari fonksiyon kavramı için başka kaynakları değerlendirebilirsiniz. Temel ilkeler konusuna geçecek olursak birinci ilkemiz idarenin kanuniliği ilkesi. Bunu iki başlık altında inceleyebiliriz. Kanuna dayanma, kanuna aykırı olmama. Kanuna dayanma ilkesi yasama yetkisi asli bir yetkidir. Yasama organı bir alanı doğrudan doğruya düzenleyebilir. Bir alanda kanun çıkarılabilmesi için o alanın daha önce anayasayla düzenlenmiş olmasına gerek yoktur. Anayasanın hiçbir şekilde düzenlemediği bir alanı dahi yasama organı ilkelden düzenleyebilir. Bu anlamda yasama yetkisi ilkel, ilsel, asli bir yetkidir. Yasama organının anayasaya dayanma zorunluluğu yoktur. Yasama organının tek zorunluluğu anayasaya aykırı düzenleme yapmamaktır. Buna karşılık idare yasama organı tarafından önceden kanunla düzenlenmemiş bir alanda faaliyette bulunamaz. İdare faaliyette bulunabilmek için mutlaka kanundan aldığı bir yetkiye sahip olmalıdır. İdarenin işlemleri kanuna dayanmak zorundadır. Kanun olmayan yerde idare de yoktur. Bu anlamda İdarenin düzenleme yetkisi kanundan kaynaklanan, kanunu izleyen yani ikincil nitelikte bir yetkidir. Diğer bir ifadeyle idare yasama organı devreye girmeden tek başına çalışamaz. Yani idari fonksiyon kanuna dayanmak zorundadır. İdarenin kanun olmayan bir alanda genel düzenleme yetkisi yoktur. İdarenin kendine has bir inisiyatif gücü yoktur. İdarenin alanı kanunların uygulanmasıdır. Kısacası idare kanuna dayanmalıdır. Bu nedenle
Bu ilkeye bazı kitaplarda kanuni dayanak ilkesi ismi de verilmektedir. İdare kanunun öngörmediği bir idari birimi, bir kurulu ne kadar gerekli olursa olsun yönetmelikle kuramaz. Yahut idare kanunun öngörmediği bir yaptırımı uygulayamaz. İdare kanunun öngörmediği bir şartı mesela bir sınava girilmesini bu şart ne kadar gerekli olursa olsun yönetmelikle öngöremez. İdare hukuku alanında boşluk olduğu düşünülüyorsa bu boşluk kanunla doldurulmalıdır. İdare kanundaki boşluğu doldurmaya yetkili değildir. Şüphesiz söz konusu boşluk ana hatlarıyla kanunla doldurulduktan sonra ayrıntılar idare tarafından düzenleyici işlemle doldurulabilir. Ama boşluk ilkelden idare tarafından doldurulamaz. Bu kuralımızın hukukumuzda iki temel istisnası var. Birincisi anayasanın 104. maddesinde sayılmış olağan dönem cumhurbaşkanlığı kararnameleri. İkincisi ise yine anayasamızın 119. maddesinde sayılmış olağanüstü hal cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Cumhurbaşkanı her iki kararnameyi çıkarabilmek için kanuna dayanmak zorunda değil. Zira burada gücünü anayasadan almaktadır. Bu iki tür kararname Türkiye'de yürütme organının istinaen sahip olduğu asli düzenleme yetkisinin iki örneğidir. Her iki tür kararname ile de konu sınırlamasına tabi olmak kaydıyla kanunla öngörülmemiş düzenlemeler yapılabilir. Örneğin kanuna dayanmadan bakanlıkların kuruluşu, görev ve yetkileri düzenlenebilir. İdarenin kanuniliği ilkesiyle ilgili olarak şunu da not edelim ki bu ilke idarenin kanuna değil doğrudan doğruya anayasa dayanması durumunda da gerçekleşmiş olur. İdare araya kanun girmeden doğrudan doğruya anayasanın bir hükmüne dayanarak bir yetki kullanabilir. Haliyle idarenin dayandığı anayasa hükmünün yeterince açık ve uygulanabilir nitelikte olması gerekir. Bu şartlarda anayasada hüküm var ise kanunilik ilkesi evleviyetle gerçekleşmiş olur. İkinci durum kanuna aykırı olmama ilkesi. İdarenin eylem ve işlemleri kanuna aykırı olmamalıdır. İdarenin eylem ve işlemleri kanunun çizdiği sınırlar içinde yani intralegem olmak zorundadır. İdarenin eylem ve işlemlerinin kanuna uygun olması özelliğine yani kanunların çizdiği sınırlar içinde kalması özelliğine idarenin intralegem özelliği ismini verebiliriz. Bazı yazarlar bu ilkeye kanuna saygı ilkesi ismini vermektedirler. İdarenin eylem ve işlemlerinin intralegem niteliği 82 Anayasası'nın 8. maddesinde yürütme yetkisi ve görevi anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir denilerek ifade edilmiştir. İkinci ilkemiz merkezden yönetim ilkesi. Merkezden yönetim ilkesi idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yeniden yönetim esaslarına dayanır diyerek anayasada açıklanmış. Demek ki burada göreceğimiz merkezden yönetim ve biraz aşağıda göreceğimiz yerinden yönetim ilkeleri anayasal ilkeler. Tanımı şöyle, merkezden yönetim yahut eski tabiriyle merkeziyet ilkesi, vatandaşlara sunulacak kamu hizmetlerinin belediye, köy, üniversite, KİT, TRT gibi devletten ayrı kamu tüzel kişileri tarafından değil, doğrudan doğruya devlet tarafından yürütülmesini öngören bir ilkedir. Özellikleri merkezden yönetimde tek bir tüzel kişilik vardır. O da devlet tüzel kişiliğidir. En büyük tüzel kişiliğimiz devlet. Bu tüzel kişiliğe merkezi idare de denir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi bu tüzel kişi tarafından yani merkezi idare tarafından üstlenilir. Devlet tüzel kişiliği yani merkezi idare kamu hizmetlerini konularına göre bölerek bakanlıklar şeklinde örgütlemiştir. Ancak bakanlıkların kendilerine has bir tüzel kişilikleri yoktur. Bu hususun altını çizmekte fayda var. İleride de tekrar değineceğiz. Bakanlıkların kendilerine ait tüzel kişilikleri yok. Devlet tüzel kişiliklerini temsil eden birer organ. Kendi görev alanlarında devlet tüzel kişiliğini bunlar temsil ediyorlar. Kamu hizmetlerini bakanlıklar devlet adına ve devletten aldıkları yetkiyle yürütürler. Üçüncüsü, kamu hizmetlerinin yürütülmesi görevi merkezi idare tarafından üstlenildiğine göre hizmetlerin gelir ve giderleri merkezi bütçede toplanır. Dördüncüsü, vatandaşlara sunulacak kamu hizmetleri bir merkezde yani başkentte planlanır ve düzenlenir. Karar alma yetkisi başkentte oturan bir takım merkezi yetkililere aittir. Sorumluluklar da yine haliyle onlara aittir. Beşincisi, merkezi idarenin bir taşra teşkilatı vardır. Ancak taşra teşkilatı merkezin bir uzantısı konumundadır. Taşra'daki görevliler merkezin emir ve talimatlarıyla bağlıdır. Taşra teşkilatındaki görevlilerin kendilerine has bir yetkileri yoktur. Onlar başkent teşkilatı tarafından görevlerine atanırlar, görevlerinden alınırlar.
Altıncısı merkezi idare çeşitli bakanlıklara, bakanlıklar da başkent teşkilatı ve taşra teşkilatı olmak üzere değişik birimlere ayrılmış olsa da merkezi idare bir bütündür. Zira merkezi idare içindeki bütün görevler hiyerarşik bir düzen içinde sıralanmıştır. Daha ilerideki konularımızda hiyerarşi denetimini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Görevliler birbirlerine hiyerarşik bağla bağlanmışlardır. Bu hiyerarşik bağı merkezi idarenin bütünlüğünü sağlar. Yerinden yönetimin, özür diliyorum, merkezden yönetimin yarar ve sakıncalarına gelecek olursak, yararlar şudur. Merkezden yönetim güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Devlet otoritesi bu sistem sayesinde etkinlik kazanır. Merkezden yönetim bölgeler arasında eşitliği sağlayıcı bir etkisi de vardır. Merkezden yönetim kamu hizmetlerinin tekelden ve yeknesak bir biçimde yürütülmesini sağlar. Ülkenin değişik bölgelerine aynı hizmet sunulur. Hizmetler daha rasyonel, daha planlı bir şekilde yürütülebilir. Planlama noktasında merkezden planlama daha akılcı bir yöntemdir. Merkezden yönetimde mali denetim daha kolaydır. Kamu görevlileri yerel yetkilerden kurtulur. Sakıncaları nelerdir? Merkezden yönetim bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar. Merkezden yönetim sisteminde karar alma yetkisi merkezde, yani başkentte toplanmıştır. Merkezi idarenin taşradaki görevlileri gerek karar alma yetkileri bulunmadığından, gerek sorumluluk alma altına girmek istemediklerinden karşılaştıkları her sorun hakkında merkeze yazıp merkezin emir ve talimatını alıp ona göre işlem yapmak isterler. Bu ise uzun yazışmalara sebep olur. Merkezden yönetim hizmetlerinin yöresel ihtiyaçlara göre yürütülmesini güçleştirir. Bazen merkezde yapılmış planlar koşulları farklı olan yörelerde aynen uygulanmaya çalışılır. Keza kamu görevlileri merkeze karşı sorumlu olduğu için yöresel ihtiyaçları görmezden gelir, merkezin görüşlerini uygulamayı tercih ederler. Merkezden yönetim demokratik ilkelere pek uygun değildir. Kamu hizmetleri merkezin görevlileri tarafından yerine getirildiğinden halk kendini doğrudan doğruya ilgilendiren işlerden uzaklaşır. Görevliler de halkın taleplerini dikkate almazlar. Yetki genişliği ilkesi, diğer adıyla Ademi Temerküz veya günümüz Türkçesindeki yerleşik ismiyle yetki genişliği, merkezden yönetimin yukarıda sayılan sakıncalarını gidermek, özellikle kırtasiyeciliği bertaraf etmek için geliştirilmiş bir ilkedir. Anayasamızın 126. maddesinin 2. fıkrasında hayat bulmuş, illerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır demek suretiyle açıklanmıştır. O halde yetki genişliği ilkesi bir anayasal ilkedir. Ademi temerküz veya yetki genişliği ilkesi, merkezi idarenin taşra teşkilatının başındaki amirlerin, yani valilerin merkeze danışmadan merkezden emir ve talimat beklemeksizin kendi başlarına merkez adına karar alabilme yetkilerine denir. Bu ilke valilerin yetkilerinin genişletilmesini öngörmektedir. Yani genişletilen yetki başkentin yetkisi değil, valilerin yetkisidir. Ademi temerküz, yani yetki genişliği ilkesinin kabul edildiği durumlarda vali kendi ilinin sınırları içinde bakana sormadan bakanın kullanabileceği yetkileri kullanabilir. Türk idare sisteminde sadece valiler yetki genişliği ilkesine yararlanırlar. Bunu üstünü tekrar çizmekte fayda var. Sadece valilere tanınmış bir yetkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla kaymakamların bu yetkiyi kullanması söz konusu olamayacaktır. Yetki genişliği ilkesinin özellikleri şunlardır. Kullanılan yetki merkeze aittir. Vali bu yetkiyi kendi adına değil merkez adına kullanır. Bu yetki bir milli kamu hizmetinin ifasında kullanılmaktadır. Yani yürütülen hizmet merkezi bir hizmettir. Bu yetki merkezin bir memuru tarafından kullanılmaktadır. Vali merkeze danışmadan karar alabilse de merkezin hiyerarşisine tabidir. Yetkinin kullanılmasıyla ilgili tüm gelir ve giderler merkeze aittir. Özür diliyorum. Bir diğer ilkemiz yerinden yönetim ilkesi. Diğer adıyla Adem'in merkeziyet ilkesi. Bu kavramı öğrencilerimizden duyuyoruz. Farklı şekilde yorumlanıyor. Daha doğrusu anlamının tam zıttı bir anlamla yorumlanıyor. Bu sebeple dikkatli dinlememizde fayda var. Ne demek Adem merkeziyet? Yerinden yönetim ilkesinin sakıncalarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yerinden yönetim veya daha doğru tabirle Adem merkeziyet, bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesidir. Diğer bir ifadeyle yerinden yönetim ilkesi, merkezden yönetim ilkesinin tersine kamu hizmetlerinin bir bölümünün merkezi idari teşkilat veya hiyerarşisi dışında yer alan
kamu tüzel kişileri tarafından yürütülmesini öngören bir ilçedir. Yani merkez kaç diye ifade edebileceğimiz yetkinin merkezden yerele yayıldığı bir sistem. Anayasal tanımında şöyle deniliyor yine anayasanın 123. maddesinde. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır diyerek ifade etmiş. Şartları nelerdir? Yerinden yönetimin 3 adet varlık şartı var. Kamu tüzel kişiliği, özerklik, vesayet denetimi. Yani bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için o kuruluşun bir kere kamu tüzel kişiliğine sahip olması şart. İkinci olarak merkezi idare karşısında özerk olması gerekiyor ve nihayet merkezi idarenin vesayet denetimine tabi olması gerekir. Bu şartlar şöyle tek tek inceleyecek olursak birincisinden başlayalım. Kamu tüzel kişiliği. Bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için her şeyden önce kamu tüzel kişiliğine sahip olması gerekir. Bundan 3 sonuç çıkar. Tüzel kişiliği olmayan bir teşkilat, bir idari birim, yerinden yönetim kuruluşu değildir. İkincisi, merkezi idarenin yani devlet tüzel kişiliğinin bir parçası olan birimler ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için yerinden yönetim kuruluşu olarak nitelendirilemez. Yerinden yönetim kuruluşu olmak için tüzel kişiliğe sahip olmak yetmez. Bu tüzel kişiliğin bir kamu tüzel kişisi olması gerekir. Örneğin bir dernek isterse kamu hizmeti niteliğinde bir hizmet yürütsün, isterse bir derneği belirli bir köyde veya bölgede yaşayan herkes üye olsun, o dernek bir yerinden yönetim kuruluşu haline gelmez. Çünkü bu dernek bir özel hukuk tüzel kişisidir. Kamu tüzel kişiliği şartına ilişkin olarak belirtelim ki, bir yerinden yönetim kuruluşunun tüzel kişiliği kaldırılırsa o kuruluş yerinden yönetim kuruluşu olmaktan çıkar. Böyle bir kuruluşun ya varlığı sona erer ya da merkezi idarenin bir birimi haline dönüşür, daire haline dönüşür. Özerklik şartına gelecek olursak, bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için ikinci olarak merkezi idare karşısında belli bir ölçüde özerkliğe sahip olması gerekir. Özerkliğe sahip olmayan merkezi idarenin hiyerarşik denetimi altında bulunan bir kuruluş ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip olsa bile bu kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olması sözde kalır. Yerinden yönetim kuruluşu özelliğinden bahsedebilmek için ise kendisine has karar ve yönetim organlarının olması gerekir. Karar ve yönetim organları merkezi idare tarafından atanan bir kuruluş yerinden yönetim kuruluşu olarak kabul edilemez. Yani merkez tarafından atanma söz konusu olmamalı. Yerinden yönetim kuruluşları yani mahalli idareler için merkezi idare karar ve yönetim özelliğini sağlamanın en garantili yolu bu kuruluşların karar organlarının ve yönetim organlarının seçimle iş başına gelmesidir. Diğer yandan bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için mali özerkliğe yani kendisine has gelir kaynaklarına ve bütçeye sahip olması gerekmektedir. Üstelik yerinden yönetim kuruluşlarının sahip olduğu bu gelir kaynakları yeterli düzeyde olmalıdır. Zira kendine has yeterli mali ve teknik imkanları olmadıkça bir yerinden yönetim kuruluşunun merkezi idareye karşı özerkliği sözde kalır. Bu şart gerçekleşmemiş ise söz konusu yerinden yönetim kuruluşu üstlendiği kamu hizmetlerini tamamen veya kısmen yerine getiremez ve dolayısıyla göstermelik bir yerinden yönetim kuruluşu haline gelir. Türkiye'de köy idarelerinin durumu tamamen, il özel idarelerinin durumu ise kısmen bu şekildedir. Vesayet denetimi, bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için bu kuruluşun üzerinde hiyerarşi denetiminin bulunmaması gerekir. Hiyerarşinin olduğu yerde yerinden yönetimden bahsedilemez. Yerinden yönetim kuruluşunun merkezi idare karşısında belli bir ölçüde bağımsızlığının olması gerekir. Ancak yerinden yönetim yani ademi merkeziyet merkezi idare karşısında tam bağımsızlık demekte değildir. İşte bu nedenle yerinden yönetim kuruluşu üzerinde merkezi idarenin sınırlı da olsa bir denetim yetkisinin olması gerekir. İşte merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu bu sınırlara sınırlı denetime vesayet denetimi denir. Bir kuruluşun yerinden yönetim kuruluşu olabilmesi için o kuruluşun üzerinde merkezi idarenin vesayet denetimi bulunmalıdır. Vesayet denetimi yoksa o kuruluş yerinden yönetim kuruluşu olmaktan çıkar. Kendi başına bir kuruluş haline gelir. Böyle bir şey ise idarenin bütünlüğü ilkesine aykırıdır. Vesayet denetimi konusunu aşağıda ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Yerinden yönetim çeşitlerine bakacak olursak bunları sınıflandırmaya tabi tutmamız söz konusu. Yerinden yönetim yani yerel yönetimler, hizmet yönünden yerinden yönetim diye iki farklı grupta incelememiz söz konusu olacak. Yerinden yerinden yönetim yani mahalli ademi merkeziyet, yerel yönetimler, mahalli idareler,
yer yönünden yerinden yönetime, yer yönünden adem merkeziyet, yerel yerinden yönetim veya mahalli adem merkeziyet de denmekte. Eskiden beri mekan olarak bir arada yaşayan insanlar, başta güvenlik olmak üzere bir arada yaşamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını bizzat kendileri gidermeye çalışmışlardır. Tarihsel olarak şehir, kasaba ve köylerde oturan insanlar bu müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi kendilerine örgütlenmiş çeşitli teşkilatlar, çeşitli kuruluşlar kurmuşlardır. Merkezi idare de pek muhtemelen kendisinden önce ortaya çıkmış bu köy, kasaba ve şehir teşkilatlarını birer kamu tüzelcisi olarak tanımış, onların eskiden beri yürüttükleri kamu hizmetlerini yine yürütmeye devam etmelerine müsaade etmiştir. Günümüzde de belli bir şehirde veya kasabada veya köyde yaşayan insanların salto yörede yaşamaktan doğan ihtiyaçlarının merkezi idare tarafından tüm ülkede aynı şekilde karşılanmaya çalışılması hem gereksiz hem de isabetsiz olarak görülmektedir. Türkiye'de şehir ve kasabalar 1800'lerin sonlarına doğru birer tüzel kişi olarak kabul edilmiş, o şehir ve kasabalarda yaşayan insanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan yerinden yönetim kuruluşları belediyeler olarak örgütlenmişlerdir. Köylere ise kamu tüzel kişiliği 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanunuyla verilmiştir. 1982 anayasası da il, belediye ve köy olmak üzere 3 yerleşim topluluğunu yerinden yönetim kuruluşu olarak kabul etmiştir. Anayasamız il, belediye ve köyden oluşan yerinden yönetim kuruluşlarına mahalli idareler ismini vermektedir. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları, özür diliyorum. Hizmet yönünden yerinden yönetime hizmet ademi merkeziyeti de denmekte. Devletin üstlendiği bazı hizmetler özel teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Böylesine bilimsel, kültürel, teknik nitelikteki hizmetlerin doğrudan doğruya merkezi idare tarafından kendi tüzel kişiliği içinde hakkıyla yürütülmesi zordur. İşte bu nedenle zamanla merkezi idare bu nitelikteki hizmetleri kendi kurduğu, kendi tüzel kişiliği dışında örgütlediği kamu tüzel kişilerine gördürmeye başladı. Bu şekilde hizmet bakımından adem merkeziyet kuruluşları ortaya çıktı. Kamu iktisadi teşebbüsleri, üniversiteler, TRT ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bu tür adem merkeziyet kuruluşlarına örnek gösterilebilir. Devlet bu tür hizmetleri aslında merkezi idare içinde yerine getirebilir. Örneğin ilk ve orta öğretim hizmeti merkezi idare içinde Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı tarafından yürütülmektedir. Yüksek öğretim hizmetini de aynı şekilde yerine getirebilir ama yüksek öğretim hizmetinin gösterdiği özellik, uzmanlık, akademik özellik ve benzeri sebepler nedeniyle devlet bu hizmeti merkezi idare içinde yürütmek istememiş. Bu işin yürütülmesi amacıyla yine kendisi kendisinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan üniversiteleri kurmuştur. Burada üniversite bir hizmet ademi merkeziyeti, yani hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşudur. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarına aşağıda göreceğimiz gibi kamu kurumları da denir. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını şu şekilde tanımlayabiliriz. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları veya kamu kurumları uzmanlık isteyen, merkezi idare tarafından yürütülmesi uygun görülmeyen bazı kamu hizmetlerini yürüten, devletten ayrı bir kamu tüzel kişilikleri bulunan, belli bir özelliğe sahip ama merkezi idarenin vesayet denetimine tabi olan kuruluşlardır. Unsurlarına bakacak olursak, kuruluş kamu tüzel kişiliğine sahip olmalıdır. Bütün kamu kurumlarının devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. Bu kamu tüzel kişisi her alanda değil, belli bir faaliyet alanında görevli ve yetkili olmalıdır. Buna uzmanlık ilkesi denir. Bu kamu tüzel kişisi devlet karşısında belli bir özelliğe sahip olmalıdır. Özellikle merkezi idarenin hiyerarşik denetimine tabi olmamalıdır. Kendi karar ve yönetim organları, kendi personeli, kendi mal varlığı ve bütçesi bulunmalıdır. Bu kamu tüzel kişisi merkezi idare karşısında özerk olmalıdır. Ancak özerklik tam bağımsızlık derecesine ulaşmamalıdır. Bu kamu tüzel kişisinin üzerinde merkezi idarenin vesayet denetimi bulunmalıdır. Farklarına gelecek olursak, yer yönünden ve hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasındaki farklara gelecek olursak, hizmete tüzel kişilik tanınması, insan toplumuna tüzel kişilik tanınması, hizmet yönünden yerinden yönetimde belli bir hizmet onu yürütmek için gerekli olan mallarla birlikte tüzel kişilik haline getirilmiştir. Yani temel hukuk dersinden hatırlayacak olursanız, mal topluluğu ve kişi topluluğu diye bir sınıflandırmamız vardı. Dernek ve vakıfı bu şekilde farklı sınıflara yerleştiriyorduk. Burada da aynı durum söz konusu. Mal topluluğu ve kişi topluluğu ayrımlarından bahsediyoruz. Yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları birer kişi topluluğudur. Buna karşılık hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları birer mal topluluğudur.
Yani birinde asıl olan insan, diğerinde ise sermaye, akar veya o amaca özgülenmiş getiri. Organların göreve geliş şekli yönünden, yer yönünden yönetim kuruluşlarının il özel idaresi, belediye, köy gibi karar organları seçimle belirlenir. Oysa hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları birer mal topluluğu olduğu ve tüzel kişilik haline getirilen şey hizmet olduğu için bu kuruluşların yönetim organları seçimle belirlenemez. Buradan yola çıkarak şunu da not edelim. Demokrasi hizmet kuruluşları için değil, birer kişi topluluğu olan devlet, il özel idaresi, belediye ve köy için söz konusu olabilir. Bunlar için gereklidir. Faaliyet konuları da bir farklılık göstermekte. Genel yetki ve uzmanlık ilkesi. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları merkezi idare eden ve yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarından farklı olarak uzmanlık ilkesine tabidirler. Bu şu anlama gelir. Devlet ve yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları her konuda faaliyet gösterebilirlerken, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları sadece ve sadece kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilirler. Zira hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının varoluş sebebi belirli bir amacın gerçekleşmesini sağlamaktan ibarettir. Yarar ve sakıncalarına gelecek olursak, yerinden yönetimin yararları neler? Yerinden yönetim demokratik ilkelere daha uygundur. Yerinden yönetim kırtasiyecilik ve bürokrasiyi azaltır. Yerinden yönetim esaslarında hizmetler ihtiyaçlara daha uygun bir şekilde yürütülür. Yani yerelde yaşayan insanların sorunlarını yerel daha iyi bilir. Merkezden bu sorunların giderilmesi veya çözüme kavuşturulması daha sıkıntılı sonuçlara sebebiyet verecektir. Sakıncalarına gelecek olursak, bölgeler arasında eşitsizlikler arttırılabilir. Ülkenin birliğini bozabilir. Yerel yönetimlerde hizmetlerin ülke düzeyinde yeknesak bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir. Zengin şehirler, fakir şehirler vardır. Zengin şehirlerde belediye gelirleri daha fazla olacağından belediye hizmetleri daha iyi, fakir şehirlerde gelirler daha düşük olacağından belediye hizmetleri daha kötü işler. Yerel yönetimler partizanca uygulamalara yol açabilir. Yerel yönetim organları seçimle iş başına geldiğinden tekrar seçilebilmek için gerekli ve uzun vadeli yatırımları değil, göze batan bir takım gösteriş yatırımlarına teşebbüs edebilirler. Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali ve teknik imkanlara sahip değillerse hizmetin yürütülmesine de aksaklık doğabilir. Yine bir başka sakıncamız, yerinden yönetim kuruluşlarının mali denetimleri güçtür. Ayrı bir mal varlığına ve ayrı bir bütçeye sahip olduklarından ve ayrı muhasebe usullerine uygulandığından mali denetimleri oldukça güçtür. Ve bu nedenle bir takım usulsüzlüklere ve kötüye kullanıma merkezi idareye göre daha müsaittirler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar.